Herkese merhabalar. Bugün sizlerle frambuazlı pasta yapacağız. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. 4 tane yumurtanın sarısı ve beyazını ben ayırdım. 4 sarısının içerisine 1 çay bardağı kadar şeker ekleyerek mikser yardımıyla çırpıyorum. Yumurta sarıları ve şekerimizi çırptıktan sonra yumurta beyazlarımızın içerisine bir tutam tuz ekliyorum ve onları da mikser yardımıyla çırpacağım. Şimdi yumurta sarılı karışımımızın içerisine 5 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum ve mikserle tekrar çırpacağım. Bu aşamada fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getiriyoruz. Fanlı fırında yapmayacağız arkadaşlar pandispanyamızı. Alt üst 170 dereceye ayarlayalım. Ve yumurta sarılı karışımımızın içerisine 1 çay bardağı kadar un, yarım çay bardağı kadar buğday nişastası, 2 yemek kaşığı kadar kakao ve 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekleyerek mikser yardımıyla çırpalım. Bu aşamadan sonra mikserimizi bir kenara alıyoruz ve yumurta beyazlarımızı yavaş yavaş şu şekilde 3 aşamada ekleyerek dıştan içe doğru spatula yardımıyla yediriyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime yayıyorum. Ve şimdi 170 derece fırında yaklaşık 10 dakika kontrollü pişireceğiz. Kekimiz pişti, fırından çıkartabiliriz. Ve hemen farklı bir yağlı kağıda tersini çevirelim. Biz de kremamızı hazırlayalım bu arada. Şimdi ben 2 paket kadar krem şantimi toz olarak karıştırma kabıma aldım. 1-1,5 su bardağı kadar süt ekliyorum içerisine. Ve arkadaşlar ben içerisine 2 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekliyorum ve çırpmaya başlayacağım. Ben pastamın dışında beyaz şeker hamuruyla kaplayacağım için kremamın içerisine birkaç damla kadar kırmızı gıda boyası ekliyorum. Kremam renkli olsun. Kremamın çok güzel rengi ve şahane bir kıvamı oldu gördüğünüz gibi. Birazcık katı. Şimdi içerisine isteğe bağlı çikolata parçaları, ceviz kırıkları, ne isterseniz meyve koyabilirsiniz. Ben içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar frambuaz koyacağım ve kaşıklı yardımıyla karıştıracağım. Kremam hazır. Ve ben pandispanyamı bu şekilde 4 eşit kareye böldüm. Şimdi her birinin arasına frambuazlı kremamı sürerek üst üste dizeceğim. Pastamın kremasını sürdüm. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi şeker hamuru kaplayacağız. Şeker hamurumuzu açalım. Şeker hamurumuzu açmak için öncelikle sert olacaktır arkadaşlar. Elinizde yumuşatabilirsiniz. Ve pudra şekeri ve merdaneye ihtiyacımız var. Pudra şekeriyle birazcık şöyle serpiştirip üzerine de elimizde yumuşatalım. Ya şeker hamurumuzu yumuşattıktan sonra gördüğünüz gibi ben pastamın boyutunda açacağım. Şeker hamurumu büyük bir ölçüde açtım. İncecik açıyoruz. Ve pastamın üzerine direkt yapıştıracağım. Şimdi kenarlarına taşan kısımlarını şu şekilde alıyorum. Şöyle kenarlarından toplayacağım. Ve elimle düzelteceğim. Pastamı şeker hamuruyla kapladım. Şimdi süsleyelim. Ben pastamı bonibonlarla süsleyeceğim. Şöyle hafif üstlerine bastırıyorum. Yapışması için şu şekilde her tarafına renkli renkli yapıştıracağım. Sizler nasıl süslemek isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Pastamız hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Birazcık soğuduktan sonra iç kısmını da sizlere göstereceğim. Şimdi pastamızı keselim. Şöyle kesiyorum. Pastamız şahane oldu. Frambuazlı pastamız. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.